Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle güzel bir salata tarifiyle başlayacağız. Genellikle kırmızı lahana salatası biz çok yaptık. Bu sefer farklı olarak içerisinde arkadaşlar maydanoz, salça, pul biber ve nar ekşisi kullanacağız. Bir farklı olarak soğan salatasını da yapmıştık. Aynı tarifin bir farklısı yine kanalımızda bulunuyor. Salata tarifleri diye oynatma listemiz var. Oradan isterseniz de kanalımızdan bakabilirsiniz. Farklı olmasının nedeni genellikle salata kullanırken sıvı yağ, tuz, normal nar ekşisi ya da limon kullanarak rahat bir şekilde salata yapıyoruz. Ama bunlarda bir farklı olarak salça ekliyoruz. Ama salçası daha güzel oluyor arkadaşlar. Benden size tavsiye. Normal salata yaparken de böyle bu tarz isterseniz de çok az bir salça ekleyerek o salçanın tadıyla güzel bir salata yapmış oluyorsunuz farklı olarak. İlk olarak şöyle hemen kırmızı lahanamızdan başlayacağım ben. Şöyle keseceğim. Yarım olarak bir şekilde. Bu biraz renkli olduğu için arkadaşlar elimizi boyu ben hemen bir tane eldivenlerimi alayım devam edelim. Genellikle bıçakla kesebilirsiniz ama bunu yumuşatmanız için kırmızı lahanaya arkadaşlar tuz tarzı şeyler ekleniyor. Ben hani lahanayı, bu kırmızı lahanayı, mor lahana artık ne derseniz de farklı olarak isimleri değişiyor. Şöyle kabın içerisine direkt kabak soy acıyla birlikte şöyle ince ince olacak şekilde yapıyorum. Daha yumuşak oluyor. Salatayı da yerken rahat bir şekilde oluyor. Genellikle eğer bu tarz soyacaklarınız yoksa arkadaşlar bıçakla yapıp daha sonra kırmızı lahanayı böyle tuzla biraz olduktan sonra yumuşattıktan sonra salatanıza ekleyebilirsiniz. Biraz kırmızı lahana sert olduğu için yumuşaması lazım arkadaşlar. O yüzden tuzlamanızı unutmayın. Ama bu tarz soyacakları kullandığınız için rahat bir şekilde tuzlamanıza gerek de kalmıyor. Şöyle çevire çevire mor lahanamı rahat bir şekilde bütün her tarafını kesmeye çalışacağım. Yani bir ölçüsü yok lahananın arkadaşlar. İstediğiniz şekilde rahat bir ölçüyle göz kararı yapabileceğiniz bir salata. Genellikle salatayı hani ortaya yaptığımız için biraz çok da kullanıyoruz. Şöyle. Ben videoda olduğu için biraz hızlı bir şekilde yapacağım. Şöyle yandan soyarken daha bir rahat oluyor. Mutlaka arkadaşlar şu tarz bir kesici alın. Çünkü hangi markanın olursa olsun, sade bir marka bile olsa gereken işi görüyor. Bayağı çok rahat bir şekilde özellikle salata yaparken çok kolaylık sizi sağlıyor. Mor lahanayı seviyorsanız da bu tarz. Bunlarda da çok güzel rahat bir şekilde salata yapabiliyorsunuz. Şu kısmı da kestikten sonra diğer malzemelerimize geçeceğim. Neredeyse lahanamın yarısını kesmiş şekilde oldum. Şu kısımda hemen kenara alalım. Şurası salatamın iç kısmı. Bunu hemen kenara bırakayım. Maydanozlarımı keseceğim. Daha önceden şöyle yıkadım. Maydanozlarımı alacağım. Şöyle biraz büktüreceğim ki ince ince kesebileyim. Hemen maydanozumu minik minik kesmeye çalışacağım. Ama en çok zorlandığım salata da bu arkadaşlar. İstediğim şekilde bazen minik minik doğrayamıyorum. Elinizde şöyle biraz olup sonra kesmeye başlarsanız bu daha iyi oluyor. Bütün maydanozları daha küçük bir şekilde kesmeye çalışıyoruz. Şimdi şu kısımlarda biraz büyük kısımları alıyorum. Onları da aynı şekilde keserek devam edeceğim. İçerisinde sıvı yağını, nar ekşisini kullanacağım. Eğer nar ekşiniz yoksa arkadaşlar limon da kullanabiliyorsunuz. Hemen iç kısmına maydanozumu ekledim. Bir yemek kaşığı salçamı ekliyorum içerisine. Hemen yağımızı ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde yemek kaşığı olacak şekilde. Şunu hemen kenara alayım. Bir yemek kaşığı da nar ekşisi kullanıyoruz. Buna yerine dediğim gibi limon da sıkıp kullanabilirsiniz. Limon suyunu tavsiye etmiyorum. Çünkü limon suyu güzel
bir aroma vermiyor arkadaşlar. Kendi elinizde sıkacağınız limonlar daha güzel bir aroma veriyor. Hemen getiriyorum. Tuzumun yarım çay kaşığı olacak şekilde tuzumu da ekledim. Hemen sıvı yağımı ekleyeceğim. Şunu bırakayım. 2 yemek kaşığı da sıvı yağımı ekleyeceğim. Hemen yağımı da kenara alayım. Pul biberimiz veya sumak. Kendi isteğinize göre değişiyor arkadaşlar. Pul biberini de göz kararı ben koyuyorum. Çok öyle acıyı sevmediğim için fazla salatada. Hemen ekledikten sonra güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Elimde yoğurmayı genellikle seviyorum ama bütün aroması elime geçtiği için o yüzden artık kaşıkla bütün etrafına dağıtacak şekilde, olacak şekilde salatamı karıştırıyorum. Zaten yağ, tuz eklendiğinde hemen zaten diğer malzemeler de rahat bir şekilde, kolay bir şekilde karışabilir arkadaşlar. Çevire çevire bütün malzememi salatamın etrafına, bütün her kısmına gelecek şekilde karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde. Çok farklı bir salata arkadaşlar. Genellikle yiyince soğan salatamız da çok sevildi. Yiyenler tarifini gerçekten size soracak. Yani tek bir salça kokusunu genellikle anlayamıyorlar içerisinde ne var diye. Salçayı da gerekli karıştırırken içerisinde yok ettiğimiz için salça pek anlaşılmıyor. Ama güzel bir salata oluyor. Aynı şekilde soğanda da kullandık. Beyaz soğan veya kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Soğan salatamız da en çok sevilenlerin içerisinde oldu. Şunu hemen kenara alacağım. Şöyle yakından da şu elimi temizleyeyim hemen. Devam edelim. Şöyle yakından da göstereyim. Siz de isterseniz arkadaşlar bu tarz güzel salatalar yapıp sunum yapabilirsiniz. Çok pratik, rahat bir şekilde evdeki bütün malzemelerinizle yapabileceğiniz bir salata. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.